Mutlu günler efendim. Eko Analiz programıyla karşınızdayız. Eko Analiz'in bugün konuğu Bayır Diamond. Bayır Diamond'ın insan kaynakları müdürü Fatma Hanım ve ziyafet ve satış yetkilisi Fadime Hanım bizlerle. Ay çok zormuş sizinki. Nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, sağ olun. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizi tanımakla başlayacağız. Buradan başlayalım. Tabii ki. Ben Fatma Mıngır. Şu an Bayır Diamond Otel'de insan kaynakları müdürü olarak görev yapıyorum. 1988 doğumluyum. Ereğli doğumluyum. Yaklaşık 10 yıldır Konya'dayım. Konya'ya ilk geldiğimde tabii üniversite dolayısıyla geldim. Fakat üniversiteden içerisindeyken bir turizme başlamış bulundum. O vesileyle de turizmden bugüne kadar devam ettim. 10 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Hep insan kaynakları birimindeydim. Yaklaşık 10 aydır da Bayır Diamond Otel'deyim. Bu şekilde. 10 ayınızı tamamladık. Hayırlı aynen olsun öyle. Diyelim o zaman. Teşekkür ederiz. Sizi de tanıyalım. Fadime ziyafet Korkmaz. Ve satış yetkilisi. Evet, ziyafet ve satış yetkilisi. Bayır Diamond Konya Otel'de yaklaşık 10 aydır çalışmaktayım. 2005 yılından bu yana lise ve üniversiteyi turizm ve otelcilik üzerine okudum. O yıllardan bu zamana kadar sektörün içindeyim. Tam zamanlı, yani kadrolu olarak 6 yıldır çalışmaktayım. İlk, yani biraz detaya gireceğim ama 2007 yılında ilk stajımla turizmi çok sevdim. Yani 2005 yılında turizm lisesine başladım. 2007'de bir büyük 5 yıldızlı otelde başlayarak çok sevdim. Dediğim gibi yani 5 yıldır tam olarak çalışmaktayım. Yani otelciliği sevdiğim için hala devam ediyorum bu şekilde. Zor bir sektörünüz var ama. Evet. Şimdi Bayır Diamond'u da tanıyacağız ama öncesinde yöneticilere mi seslenelim o zaman, bizi izliyorlarmış. Benim konuklarımı burada heyecanlandırıyorsun. Televizyonu kapatın. Peki Bayır Oteli daha önce tanıdık. Bir konuk evet. Aldık ama sizin de farklı anlatacaklarınız var herhalde. Bir de sizden dinleyelim. Şöyle diyelim. Bayır Otel Ağustos 2017 yılında açılmış. 2014 yılında projesi hazırlanmış bir yeni bir proje, yeni bir otel. Fakat firmamız tabii ki 2014 ve 2017'den ibaret değil. Konyalı bir yatırımcıdan 1927 yılından bu yana gelmiş bir otel. Ya yani otel demeyeyim, pardon, yatırım. Çünkü hani firma sahiplerimiz, yatırımcılarımız Konya'nın 1927 yılında bir ayakkabı dükkanı açarak başladığı bir sektörle bugüne kadar gelmiş köklü bir firma. Yani yeni bir yatırım fakat yeni bir oluşum değiliz. Bu açıdan bakarsak yani Bayır Otel'in çok köklü bir yapısı var. Farklı sektörlerde de tabii ki devam ediyor çalışmaları. Otelcilik sektöründe de yeniyiz fakat dediğim gibi hani güzel bir çalışmamız var. Tüm müdür arkadaşlarımız, kadromuz gerçekten hani Konya'nın en kariyer sahibi, en donanımlı insanlarından oluşuyor. Hani bu açıdan da baktığımızda gerçekten güzel bir otelde çalışıyoruz. Sizin otelinizin bir özelliği vardı, diğerlerinden farklı. Evet. Hem 5 yıldızlıydı hem alkolsüzlüydü. Evet, bu tek oteldi. Evet. Ondan bahsedelim bence biraz. Tabii ki. Yani şöyle, bu bir avantaj, güzel bir avantaj. Çünkü Konya'da alkolsüz konsepte hizmet veren 5 yıldızlı tek oteliz. Yani tek alternatifiz. Bu açıdan gerçekten gurur verici bir şey. Konya yatırım açısından da çok güzel bir şey. Tercih edilme açısından da gerçekten güzel bir şey. Peki siz ne diyeceksiniz otelle alakalı? Nasıl tanıtacaksınız bize? Yani şöyle, ben ziyafet satışta olduğum için işte daha çok kongre, toplantı, nişan, düğün, konferans, bunlarla hani daha çok iç içeyim. Bölümüm bu şekilde. Yani şöyle, hani şu an Konya'da çok çeşitli 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı işte zincir ve kurumsal oteller bulunuyor. Hani biz de kurumsal bir oteliz. Şu an en büyük avantajımız ve özelliğimiz, açılalı 1,5 yıl oldu. 8 Ağustos 2017 yılında açıldık. Şu an en yeni, hani 5 yıldızlı, az önce de belirttiğimiz gibi alkolsüz güzel bir konseptiz. Zaten otelin yatırımında 120 milyon gibi ciddi bir ücret var. Hani o şekilde her anlamda işte dijital, güzel, çok güzel konseptli bir otel. O yüzden çok avantajlıyız diye düşünüyorum. Peki bu zincir otellerin de olması Konya'da sizin için dezavantaj olabilir mi?
ya da yani böyle geldikleri zaman hani yeni bir otelmiş, biz diğerini tercih edelim gibi bir düşünce oluyor mu tanımayan insanlarda? Yani şöyle, hani ilk başta tabii yani satışçılar olarak bizim açımızdan hani biraz zor oldu ama şu an inanın Ankara'da ve İstanbul'da da ziyaretler sürdürüyoruz. Her anlamda tanındık. Hani bir acenta Ankara'dan güzel bir iş olduğu zaman direkt bize yönlendirmek istiyor ya da İstanbul'dan bir firma. Hani o anlamda şu an kurumsal olarak adımızı duyurduk. O açıdan mutluyuz, rahatladık. Güzel gidiyor, inşallah devamlılık gösterir. Şu an biraz tanınmışlık hissine, biraz demeyelim, bayağı tanınmışlık hissine sahibiz. Çünkü hani nedir? İlk etapta yeni bir marka, zincir bir otel değil dediğiniz gibi. Çünkü buraya yeni bir, yani zincir bir otelin markasını koyduğunuz zaman insanlar garipsemeyecek. Yani bu marka burada da devam ediyor hissiyatıyla daha kolay iş yapıyorlar tabii ki. Ama bizde şöyle bir şey oldu. Tabii ilk açılış ekibinde değildim. Sonradan dahil oldum ama o evrenin bir kısmında ben de vardım. Hani Bayır Diamond yeni bir marka, zincir değil. Fakat nasıl söyleyeyim, standartları oluşmuş. Gerçekten bir zincir otel seviyesinde çalışan bir otel olduğunu yavaş yavaş insanlar, bizler, çalışanlarımız hissederek, hani şu anda bir zincir otelden hiçbir farkımız yok diyebilirim. Peki zincir otel olacak mısınız? Olur musunuz? Olabiliriz. Olabiliriz. Neden olmayalım? Fakat hani önce standartlarımızı oturtmuş ve şu an gerçekten hani güçlü bir şekilde dururken bunun sürdürülebilirliğini tam bir yerleştirip devamında da olur diye düşünüyoruz tabii ki. Bunu yatırımcılarımızla konuşmak da daha güzel olur. Peki ben de olur diye düşünüyorum. Evet. Zincir otel. Çünkü güzel devam ediyor. Aksayan bir durumumuz yok ve gerçekten hani artarak devam eden, coşkuyla devam eden çalışanlarımız, işlerimiz, konaklamalarımız gerçekten bu şekilde devam ettiği için olur. Neden olmasın? Turizm sektörü ama zor bir sektör. Hizmet sektörü zordur ama eğlencelidir. Eğlenceli gibi görünen zor bir sektör sanki. Çünkü evet. Meşakkatli yani işiniz. Hani mesela siz satış temsilcisiniz. Aynı zamanda oradaki organizasyonları da yapıyorsunuz ya. Yani insanların kahrını çekmek de bir yerde zordur herhalde. Şöyle, severek yaparsanız gerçekten güzel bir şey. Zor, zoru başardığınız zaman mutlu olursunuz değil mi? Bizde de aynı şey oluyor. Ya da bir insanı mutlu etmekten hoşlanıyorsanız, ya da bir insanı mutlu etmek sizi mutlu edip başarılı kıldığını hissediyorsanız bu işi yaparsınız, hizmet sektörünü. Bizim çalışanlarımız da misafirlerimizin mutlu olmasından mutlu oluyorlar, başarılı hissediyorlar. O yüzden de severek yapıyorlar. Evet. Çünkü sevmeden yapıldığında şöyle bakıyorsunuz, aynı sizin kurduğunuz cümle gibi, insanların kahrını çekiyorum. Ama biz insanların kahrını çekmiyoruz, biz insanları mutlu ediyoruz. Hani burada bir de şöyle önemli bir nokta var. Örneğin misafir düğünü yapmak için geliyor. Hani çok strese giriyor, işte şu da olur, bu da olur, bunu unutur musunuz vesaire. Hani orada bizi de strese sokabilir. Ama hani şunu düşünmemiz gerekiyor, sonuçta bizim de düğünümüz olabilir, bizim organizasyonumuz olabilir, mükemmel geçmesini istiyor olabiliriz. Hani o yüzden hoşgörüyle yaklaşıyoruz. Hani zaten işimizi de severek yaptığımız için hani herhangi bir olumsuz bir algı oluşmuyor. Ama zor ya, ben tekrardan söyleyeyim. Yani bilmiyorum, bana zor görünüyor. Hani siz severek yaptığınız için belki evet, zorluklarını göz ardı ediyorsunuzdur. Ama bir de sizin sektörde kadın olarak çalışmak var. Onun zorluklarını yaşıyor musunuz? Tabii ki yaşıyoruz. Orada da şöyle bir ince çizgi var. Kadın çalışan sayısı hizmet sektöründe daha fazlaymış. Yani hizmet sektörünü daha fazla tercih ediyorlar kadınlar. Çünkü şöyle ana temele inersek, kadınlarımız, hani köylerimize kadar inelim, geçmişe inelim, kadınlarımız hep hizmet ederler. Evet. Değil mi? O yüzden hizmet edince, karşımızdaki insanı mutlu edince mutlu olurlar. Ben buna bağlıyorum, bu benim yorumum. O yüzden hani hizmet sektöründe çalışan kadınların vermiş oldukları emekler, çalışmaları, misafiri memnun etmeleri gerçekten bu açıdan da bakıldığında güzel oluyor. Yani hizmet sektöründe zorluğunu yaşıyorlar ama onun mutluluğunu da hissediyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Ha, bu arada otelimizin görüntüleri de gelmiş. Peki sizin için de alalım, sonra bir de görüntülere ben bakayım. Yani şöyle hani
bayan olarak geçmiş yıllarda biz dün Fatma Hanım'la da görüştük. Bir 10 yıl önce sektöre girdiğim zaman hani gerçekten çok zorluk yaşadım. İşte mahalle baskısı, toplum baskısı, hani bir kadın işte otelde nasıl çalışır ya da hani turizmde normal bir sektörde nasıl çalışır. Evet. Böyle değişik algılar vardı. Ama şu an toplumumuzda bu yıkıldı. Hani kadınların eğitim seviyeleri de yükseldi. Hani yapabilecekleri olanaklar da yükseldi. Hani bu açıdan şu an toplumumuz daha güzel bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Daha rahat çalışıyorum diyorsun. Evet. Otelimizden peki bakalım neler varmış. Burası neresi? Yapmış. Burası Diamond Balo salonumuz. Balo salonumuz. 900 büyük metrekare. Bir düğün yapacağımız zaman ya da bir organizasyon yuvarlak masa düzeninde 800 kişiye kadar hizmet vermekteyiz. 800 burada kişi. Bir nikah organizasyonu vardı. İyi bir rakam herhalde değil mi? 800 kişi yani. Evet. Tabii yemekli olarak. Yani şu an Konya'da birkaç otel bu şekilde 800 kişilik hizmet verebilmekte. Hani salonları küçük olan var, büyük olan var. Başka hangi fotoğraflarımız var? Bu da yine bir balo salonunun bir resmi. Burada kına organizasyonu gerçekleşmişti. Maç mı o? Yok hayır, sahne ışıkları aslında. Evet. Şöyle farklı konseptler var. Yuvarlak masa düzeni, U masa, uzun masa, hani hizmet verilen organizasyon. Burası yine değişiyor. Balo salonumuz. Burası farklı bir salon. Yine balo salonu. En büyük salonumuz. 900 metrekare az önce bahsettiğim salonumuz. İşte organizasyonlar değişince salonda farklıymış gibi evet. Geliyor. Bunlar da meyve tabaklarımız mı? Evet. 2018 yılında booking.com'da ki şu anki puanımız 10 üzerinden. 10 üzerinden evet. Gayet iyi o zaman puanımızda. Ben asıl şeyi merak ediyorum. Bak onu getirdiniz mi bilmiyorum. Spor merkezi. Sağlık merkezi mi? Sağlık kulübü. Sağlık, evet. Sağlık kulübü. Ben onun görüntülerimiz de bulunuyor. Burası personellerimiz bana geliyor. bizim kutlama. Evet böyle eğitimlerimiz, daha sonra aylık kutlamalarımız, personelle yapmış olduğumuz etkinlikler, sosyal sorumluluk projelerimiz. Bunları fotoğraflandırıyoruz. Evet. LÖSEV haftasında oteldeki eğitimler, evet. Personele verdiğiniz eğitimler değil mi? Evet. Ne sıklıkta oluyor? Şöyle bizim departman içi ve tüm departmanları kapsayan farklı eğitimlerimiz var. Havuzumuz. Yıllık bir eğitim planı yapıyoruz. Geliyoruz herhalde. Evet. Dinliyorum ben sizin taraftan. Yıllık eğitim planlarımızı öncesinden hazırlıyoruz. Ay içerisinde tüm personelimize yapmış olduğumuz eğitim sayısı 4-5 civarında oluyor. Tabii departman içi eğitimlerimiz farklı. Onları departman ay içerisinde mi 4-5 eğitim oluyor? Tabii. Oo, çok sık o zaman eğitimleriniz evet, değil mi? Tabii. Gerçekten ya şöyle dış firmadan aldığımız eğitimler de var. Motivasyon eğitimleri. Bunlar ayda bir olur tabii ki. Ama diğer türlü biz kendi içerimizde eğitimlerimizi sıklıkla yapıyoruz. Bayağı kapsamlı çalışıyorsunuz o zaman. Sizin için de zorlaşıyordunuz. Zor, güzel. Kaç tane personel var Bayır Diamond'da? Şu an 120 personelimiz var. Bu da iyi bir rakam. Gerçi değil mi? Evet, ben evet, hatırlıyorum sizin otelle alakalı. Güzel bir rakam. Otelimiz için de gerçekten kapasiteye yeterli bir sayı. Çok yoğun bir sirkülasyona sahip değiliz. Çalışanlarımızın da hani o sirkülasyon açısından bayağı bir durgunlaştığı ve kadrolaştığı bir dönemdeyiz. Peki personel sıkıntısı yaşıyor musunuz? Tabii ki yaşıyoruz. Şimdi yaşamıyoruz dersem yalan olur. Yaşıyoruz. Bazı hani kilit noktalarımız da oluyor. Kalifiye personelde yaşadığımız oluyor. Tabii bunları hani çok uzun soluklu yaşamıyoruz. Üniversitelerden destek alıyoruz, İşkur'dan destek alıyoruz. Yani çok kısa sürede halletmeye çalışıyoruz ki hallediyoruz da zaten. Personel sayımızdaki sirkülasyonun düşmesiyle tabii bu hani problem ve sıkıntılar da daha minimize edilmiş oldu. Üniversitelerin çok faydası var bu konuda. Hani ona da değinmek istiyorum çünkü üniversitenin turizm bölümü, gastronomi bölümleri gerçekten turizm işletmeciliği fakültesi. Buralar bizim için önemli personel kaynağını sağlıyor. Orada da hani son yıllarda hani yaşanan şeyler var. Hani şöyle öğrencilerin turizmden soğuması, bu sebeple asker polis olmak istemeleri mesela. Ben bir devlet memuru olayım, turizmde ne yapacağım demeleri. Bunları da daha hani bu yıl ve geçen yıl yeni yeni aşmaya başladık. Çünkü üniversitelerde seminerler düzenliyoruz. İnsan kaynakları kitleleriyle
Çünkü hani gerçekten turizm okuyan bir öğrencinin, orada emek vermiş bir öğrencinin turizme kazandırılması gerekiyor. Yani ben buna inanıyorum. Bunun için de uğraşıyoruz. Yani. Turizm acaba biraz nankör bir sektör olarak mı görünüyor ki? Biraz önce öğrenciler. Dediniz ya, hizmet sektörü zor. İşte bu biraz kişilerle de alakalı. Evet, hizmet sektörüyle ilgili eğitim alıyoruz. Fakat biz bunu benimsersek, severek yaparsak, evet güzel. Zorluk kısmını görenler için bunu diyebiliriz belki. Nankör mü? Bilmiyorum Fadime Hanım. Hani nankör şöyle, genelde nankörü şu şekilde kullanılıyor. Yani biri, yani bir kişi örneğin yani güzel bir pozisyonda çalışıyor. Sonra bırakıyor oteli. Aradan bir yıl geçiyor, hiçbir şekilde çalışmıyor. Sonra yine aynı pozisyonda otele dönmek istiyor ama dönemiyor. Hani belki bu yüzden olabilir. Öyle hani düşünüyorlar. Çünkü kendini sürekli yenilemesi gerekiyor. Hani tembellikten ziyade kendini sürekli geliştirip yenilemesi, işte piyasada neler oluyor, otelcilikte neler oluyor, nasıl gelişmeler oldu, bunları takip etmesi gerekiyor. Hani o açıdan bırakılınca hani çok ara vermek iyi bir şey değil açıkçası. Zaten sizin sektörün çalışanların daha enerjik olması lazım herhalde, değil mi? Evet. Çünkü sizin hiç pasifliği kaldıran bir sektör değil. Tabii ben ki. Öyle görüyorum bizim evet. sektörün. Bir de yaz-kış olarak bir ayrım var turizm sektöründe. Aynısı Bayır Diamond'da da oluyor mu? Yani genel olarak Konya'da da böyle bir ayrım yapabilir miyiz? Yani şöyle, hani Konya'da şehir otelciliği olduğu için hani ister istemez yaz ve kış etkiliyor. Ama şu anda normalde otellerde ve Konya'da Ocak, Şubat, Mart ayı çok durgun, sakin geçer. Ama Konya'da bir hareketlilik var. Hani otelimiz açısından da şu an bir yoğunluğumuz var. Hani bu çok güzel. Konya eskiye göre hani biliyorsunuz çok gelişti, büyüdü, işte çok talep var. Bazı zamanlar bütün oteller dolu oluyor. Hani insanlar bir oda bile bulamıyor. Hani öyle bir zamandayız. Ama şu an iyi gidiyor. Yani normal kış şartlarında yüksek bir doluluğumuz var. Peki siz bu durgunlukta neler yapıyorsunuz? Başka projelere yöneliyor musunuz otel içerisinde? Yani şöyle çalışmalar yapıyoruz, işte farklı fuarlar, farklı çalışmalar, işte gezi ziyaretleri. Şu an İstanbul'da birkaç fuar vardı, oraya satış müdürlerimiz ziyarete gittiler. İşte Antalya'da oluyor, oraya gidiyoruz. Ankara'da işte acenta ziyaretlerimiz oluyor vesaire. Hani bu şekilde hem ziyaret amaçlı hem farklı planlar, işte çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Zaten turlarla herhalde anlaşmalarınız vardır. Evet. Gezi düzenliyorlar. Grup satış müdürümüz ve yetkililerimiz var. Genelde onlar ilgileniyorlar. Onlar geldiği zaman direkt sizde konaklıyorlardır. Evet. Yani yıllık anlaşmalar yapılıyor. Mevlana'ya yani herhalde oradan geçiş çok zor. Şimdi bir özelliğimizi evet. daha söyleyeyim ben size. Mevlana'ya en yakın 5 yıldızlı oteliz. Öyle mi? Evet. Mevlana'ya yakın bir otel daha mı var sanki? Ama o evet, orası 4 yıldızlı evet. orası. İşte orada ince bir çizgiyle ilki orada da yaşamış oluyoruz aslında. Fadime'nin de bahsetti. Sizin yaz kış diye bahsetmiş olduğunuz kesim aslında şehir otelciliğinde daha önceden vardı. Şöyle bir şey vardı. Hani yaz döneminin Temmuz, Ağustos, kış döneminin Ocak, Şubat ayları biraz şehir otelciliğinde sakin geçerdi. Ama son 3-4 yıldır bu şekilde değil. Çünkü hani artık hani diğer firmaların, sektör dışındaki toplantıların, organizasyonların artık böyle yıl içine yayılmasıyla genel olarak yıl içinde bir yoğunluk yaşıyoruz biz. Sahil kesimi gibi değiliz tabii ki. Hani yazın boş, kışın dolu gibi değil. Ama o dönemsel azınlık artık yok. Öyle söyleyebiliriz yani. Daha iyi ilerliyor. Genel anlamda evet. Hani Konya da bu açıdan güzel bir şehir oldu. Neden? Çok fazla etkinlik var. Çok fazla sosyal faaliyet var. Çok gelişti. Bunların etkisi de tabii ki turizmi ve hizmet sektörünü önemli ölçüde etkiliyor. Etkiliyor, canlandırıyor. Canlandırıyor, aynen. Peki evet. sizin diğer otellerden ayıran en önemli farkı ne desek, ne söylersiniz? Bu 5 yıldızlı Alkoçuz olması dışında. Onu öğrendik. Diğer otellerden ayıran? Böyle daha farklı ne söyleyebilirsiniz? Misafirperverliğimizin ve daha sıcakkanlı, daha misafirlerimizi mutlu eden personelle çalıştığımızı düşünüyorum ben. Bu benim fikrim. Gerçekten yani ben de teknik açıya biraz değinmek istiyorum. Tabii. Hani dediğim gibi yani dijital anlamda ve hani konfor, işte rahatlık, salonların ölçüleri vesaire, bu anlamda hani şu an çok iyi olduğumuzu düşünüyorum.
Ben ziyafet satışta olduğum için biraz salonlardan bahsetmek istiyorum, müsaade ederseniz. Tabii ki. 7 adet salonumuz bulunuyor. 50 metrekareden 900 metrekareye kadar değişiyor. İşte 10 kişilikten 800 kişiliğe kadar. Bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Dediğim gibi tüm salonlarımızda teknik ekipmanlarımız bulunuyor. Bazı salonlarımızda VIP salonu dediğimiz bir salonumuzda Magic Mirror sistemi var. O ne oluyor? Bu da yani bar provizyon perde oluyor bu slide'lar için. Hı hı. Hani onun daha özel tasarımı. İşte normal ayna şeklinde, siyah ayna şeklinde direkt oraya bir yansımayla sunum, slide vesaire yapılabiliyor. Bilgisayarla bağlantı sağlanıyor. Hı. Aynı şekilde odalarımızda da televizyonlarımız yine böyle baktığınız zaman simsiyah bir cam var. Oda aslında orada yok değil mi şu anda? Oda fotoğrafım slide'da olması lazım. Hazırlamıştık ama televizyon var mı ona tekrar bakalım. Hani baktığınız zaman simsiyah bir ayna var. Aslında o şey yine Magic Mirror sisteminin, hani televizyon açılıyor. Son aynı zamanda işte HDMI kablosuyla oraya bir farklı bir yayın verebiliyorsunuz. Slide yapabiliyorsunuz. Hani o şekilde güzel. Onun dışında odalarımızdaki işte perdelerimiz dışarıdaki ışığı almayan özel bir sistemle yapılmış şekilde. Yani direkt kapattığınız zaman gün ışığını almıyor. İşte odalardaki halılarımız aynı şekilde özel, Isparta'da yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Hani o anlamda her şey özenli ve güzel. Hani dediğim gibi şu an en son açılan 5 yıldızlı otel biziz. En yeni biziz. Hani belki onda bir etkisi olabilir öncelikli olarak diye düşünüyorum. Zaten herhalde otel açılmadan önce bayağı bir gezilmiştir. Yani neler yapsak, nelere dikkat etsek gibi böyle otel otel gezmişlerdir. Sonrasında artık yapılmıştır. Hani yatırımcılarımız da bu anlamda hani işte satış ziyaretlerinden kaynaklı olarak devamlı şehir dışına ziyaretlere gidiyorlar. Hani o yüzden otelciliği işte biliyorlar, otelleri biliyorlar, konseptleri biliyorlar. Hani onun da etkisi var diye düşünüyorum. Hani her anlamda çok güzel bir otel olmuş gerçekten. Sizin otelinizde peki böyle etkinlikler oluyor mu? Yani mesela konser falan? Evet, oluyor. Yani geçen yıl bir konser olmuştu. Onun dışında işte kadınlar matinaları oluyor. farklı kongreler oluyor. İşte bazı özel firmaların işte lansman geceleri oluyor bu şekilde. Peki 2018'i güzel kapattığınızı düşünüyor musunuz? 2018'i yani güzel kapattığımızı düşünüyoruz hani genel anlamda, ama inşallah 2019'dan beklentimiz daha yüksek. Fatma Hanım bir daha düşün güzel şöyle. Olacak diye düşünüyoruz. Ben düşündüm, evet. 2018 bence beklentiyi karşıladı diye düşünüyorum. Çünkü 2016 ve 2017'de gerçekten turizm sektörü biraz zor geçmişti, sancılı geçmişti. 2018'in de sancılı geçeceği düşünülünce, yani o kadar sancılı geçmedi. Biraz daha hani insanlar toparlandı. O açıdan güzel. Ama 2019 daha güzel ve daha coşkulu geçer diye ümit ediyorum ben. Güzeldi ama. Yani kötü bir şey yaşamadık hani ülkecek. Hizmet sektörünü etkileyen olumsuzluklar olmadı. Bu açıdan bir toparlanma süreciydi bence. Peki 2019'a özel projeleriniz var mı? İşte biz 2019'da şunları yapacağız, şöyle bir şeyler daha yapmayı düşünüyoruz gibi. Yani şöyle, şu an hani özel çalışmalarımız var ama henüz netleştirmediğimiz için. Evet. Peki, yani kısa süre olsun. İçinde hani belli olacak. Konya'da güzel bir reklam çalışması yapmayı düşünüyoruz. Hı-hı. Ama dediğim gibi şu an çalışmalar devam ediyor, henüz netleşmedi. Ama büyük projelerimiz var şu anda. Hadi o zaman biz de merakla bekliyoruz. Biraz da şeyden bahsedelim. Sağlık kulübünden bahsedelim. Evet. Sağlık kulübüne ben dönüp dolaşıp bir geliyorum zaten. Kadın erkek ayrıydı sizde, değil mi? Kadın erkek ayrı. İki alanda 2500 evet. metrekare. Tüm alanlar her şey aynı, eksiksiz. Yine görüntülerde vardı, işte hamam ve saunayı paylaşmıştım ama inşallah otele geldiğiniz zaman hani detaylı gezmek isteriz. şu şekilde hani zaten hocalarımız var, işte normal yıllık üyelik ya da işte paket üyelik olduğu zaman işte zumba dersleri alabiliyorsunuz, salsa alabiliyorsunuz. Salsa yanlış söyledim sanırım. İşte pilates dersleri alabiliyorsunuz ücretsiz olarak. Şu o şekilde yardımcı olabiliyorlar. Da var. Yani üyelerimizden oluşan bayan tarafında bayan hocalarımız, erkekler tarafında erkek hocalarımız hizmet ediyorlar. Üyelerimizden oluşan ya da üyelerimizin oluşturmak istediği gruplar halinde bir çalışmaları var. Ona da dahil olabiliyorsunuz. Ya da hocamızla özel olarak çalışmak isterseniz onunla bir plan yapabiliyorsunuz. O açıdan bakınca da hani hocalarımız da gerçekten bu konuda deneyimli
ve işinin ehli kişiler. Diğer türlü hani hamam, sauna, fitness. Gelin hamamı yapıyoruz bu arada. Tabii, gelin hamamı. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Damat hamamları. Damat hamamı oluyor mu? Evet, oluyor. Tabii yapılıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, damat hamamını daha çok, daha sık rastladım. Öyle var gördüm. Mı öyle bir şey yoksa bu sonradan... Yani şöyle, Konya'mızda aslında Çetnevir diye geçiyor. Biliyorsunuzdur, belki duymuşsunuzdur. Ben de burada duydum, öğrendim. Ben de yeni sizden öğrendim. Güzel. Böyle geçiyor. Hani burada da hani Konya'da da güzel yani alkolsüz konsept düşünen kişiler burada hani hamamda güzel bir damat hamamı yapıyorlar yani. O zaman sıkına gecesi, nişan, düğün. Tabii. Evet. Hepsi var değil mi? Böyle toplantılar. Konferans, zaten kongre. Küçük salonlarınız da var, büyük salonlarınız da var. Evet, tabii. Ne ararsak var mı otelde? Ne ararsanız var. Peki ben yine iş hayatında kadınlardan bahsetmek istiyorum. Tabii. Hazır böyle kız kıza da oturmuşken iyi bir dedikodusunu yaparız diye düşünüyorum. Ama önce bir reklam var. Reklama tabii. Gidelim sonra konuya rahat rahat başlayalım olur tabii. Mu? Çok kısa bir reklam arasından sonra ekoanaliz devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın. Evet efendim, Bayır Diamond Hotel ile ekoanaliz devam ediyor. Bu arada az önce bizden sakladıkları projelerini de öğrendim zaten. Şimdi kendileri de açıklayacaklar. Buyurun. Teşekkür ederim. 2-3 Mart'ta düğün fuarı yapmayı planlıyoruz. Bize niye saklıyorsunuz? Belki evlenecekler var. Hani reklama çıkmadan söylemek istememiştim ama hani söylememiş tabii daha iyi olacak. En azından buradan misafirlerimizin bilgisi olması açısından. Düğün fuarında şu şekilde olacak. Hani bir düğünde ne ihtiyaç varsa işte gelinlikten damatla, butik çikolatadan çiçeğe, işte organizasyon şirketi, mobilya, işte ona göre hani ekstra malzemeler, ev eşyaları. Buna dair tüm ürünler olacak. 2-3 Mart Cumartesi pazara denk geliyor. Ücretsiz bir fuar, hani işte misafirlerin gezip bakabilmeleri açısından. İnşallah bekliyoruz. Buradan da onu söylemiş olduk. 2-3 Mart'ta mı olacak? Evet, yani kapsamlı 2-3 Mart. Bir fuar herhalde. Evet. Ama 2 gün az değil miydi ya evlilik fuarı için? Yani şöyle aslında az ama hani en azından misafirlerimizin hani ihtiyaçları doğrultusunda bulabilecekleri her şey bu fuarda olacak. Hani inşallah vakitlerini ayırıp gelirlerse çok memnun oluruz. Gelirler herhalde. Evlilik fuarına gelir. Evet. Hani dediğim gibi yakında kısa bir süre sonra reklam çalışmaları zaten şu an sürüyor. Hani reklamlara başlayacağız. Tüm Konya'da yayınlanacak. Hani inşallah buradan da evlenmeyi düşünen, planlayan ya da işte bu doğrultuda bir fikir sahibi olmak isteyen herkesi bekliyoruz. Peki sadece Konya firmaları mı katılacak fuara? Evet. Yani Konya'daki şu an için o şekilde. Hani son dakika farklı bir şey olmazsa. Hani Konya'daki işte büyük organizasyon şirketleri, işte mobilya üzerine büyük firmalar, işte çikolata, gelinlikçi vesaire. Hepsi şu an Konya'nın hani en gözde iyi firmalar olacak. Peki İnşallah o zaman yakında... evlenmeyi düşünenler varsa onları davet etmiş evet. olalım. 2-3 Mart tarihinde Bayır Diamond'da. Hangi salonda? Büyük salonda mı olacak? Bala salonda evet. Bala Diamond salonunda. Bala salonunda gerçekleşecek. Güzel bir organizasyon olacak herhalde. Zaten evet. Bu yazı geçişlerde genelde oluyor bu tarz organizasyonlar. Ama sizinki gibi oldu mu daha önce onu pek hatırlamıyorum. Birkaç yıl önce yani yaklaşık bir 5 sene önce olmuş. O gelinlikti sanırım sadece. Evet. Ben öyle hatırlıyorum. Yani düğün evet. fuarı tarzında olmuş ama bizimki daha kapsamlı olacak. Hani biraz da eğlenceye yönelik olacak. Hani böyle işte ses sistemi kurulum vesaire olacak. Eğlenceli geçeceğini düşünüyoruz. İnşallah güzel geçer. Herkese bekliyoruz. İyi gezmeye geliriz o zaman biz de. İnşallah. Bir de 14 Şubat'ta bir etkinlik var. Evet. 14 Şubat'ta da restoranımızda işte gelecek olan misafirlerimize özel masalar hazırlayacağız. Kişi başı 99 TL. KDV dahil. Fiyat vermiyorduk. Tamamdır. Şeyde slide'da da zaten yayınlamıştım. Hani oradan da birazdan görebiliriz detayları. Güzel bir menü olacak. Bu şekilde hani misafirlerimizin talepleri olurlarsa direkt zaten oteli arayabilirler. Evet. Yani rezervasyonları direkt oteli evet. arayarak yaptırabilirler. 14 Şubat'ta da 2-3 Mart'ta da yine böyle fuarlarınız olacak. Yetkinlikleriniz olacak diyelim. Evet. Bir tane daha var herhalde. Proje. Sosyal sorumluluk projelerimiz var. Şimdi öncelikle yıl içinde yayacağımız, farklı farklı zaman dilimlerinde yapacağımız projeleri biz belirledik. Bunun için hani çalışmalarımıza da başladık. Öncelikle bir kan bağışı ve kök hücre bağışı ile ilgili bir projemiz var.
Bunu mümkün olduğunca işte Mart ayı içerisinde yapmayı düşünüyoruz. Tabii Kızılay'la ve diğer şehrimizdeki hastanelerle görüşerek yapıyoruz. Tabii insanlarımız farkındalar artık, biliyorlar. Ama farkında olmayanlar da var tabii ki. Kan bağışını hani ne kadar önemli bir şey olduğunu herkes biliyor ama kök hücre bağışını bilmiyorlar. Yani bilmeyenler var tabii ki. Hani bunu da bizlerin öncülüğünde yani destek vererek, bir yol açarak göstermemiz gerekiyor diye düşündük biz. Daha önce yapılmış bir proje. Yani Konya'da değil de hani İstanbul ve Ankara'da. Çünkü hani çocuklarımızın artık nasıl diyeyim size, kök hücreyi şöyle başlayayım. Kök hücre bağışı sanki çok zor ve meşakkatli bir şeymiş gibi algılanıyor. Aslında sadece kan veriyorsunuz. Hani o kadar basit bir şey. Eğer uyum sağlarsa sizden o zaman bir kök hücre bağışı istiyorlar. Orada da aynı kan verir gibi kan vererek bu kişiye kök hücre bağışında bulunabiliyorsunuz. Böyle güzel bir proje. Evet, güzel bir proje olur gerçekten. Yardım adına da. Evet, bunu da hani biz hayata geçirdiğimizde İnşallah hani o da bizim için güzel olacak. Bir farkındalık yaratmış olacağız. Şimdi bizim tabii farklı, şöyle söyleyeyim, bizden hizmet sektörü olduğumuz için beklentileri olan şeyler, kişiler oluyor. Mesela huzur evleri, sevgi evleri, özel eğitim çocukları. Bizim buralara da destek vermemiz gerekiyor. Buralar için ayrı projeler yaptık. Tam netleşmedi. Fakat hani şöyle söyleyebilirim. Özel eğitim çocuklarımıza bir istihdam programı var. Şu an görüştüğümüz. Bunu gerçekleştirebiliriz. Onların mezuniyetlerinde, özel günlerinde onları otelimizde ağırlıyoruz. Bunlar da sosyal sorumluluk projelerimiz. Şimdi bizim tabii topluma da katkı sağlamamız gerekiyor. Şimdi otel olarak çok büyük enerji giderlerine sahibiz. Büyük bir hani şirketiz. Konya'da tabii ki birçok firmanın da bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz enerji giderlerimizi sadece maliyet olarak görmemeliyiz. Hani ülkemizin doğal kaynaklarının tüketimi olarak görmeliyiz. Biz çalışanlarımıza bu konuda her ay eğitim veriyoruz. Mesela bu bizim bir standart eğitimimiz. Neden? Çünkü hani bunun maliyet açısından değil de enerji tasarrufunun, hani su tüketimi ve ışıkların kapatılmasının ülkemizin ve enerji kaynaklarımızın doğru ve hani ileride gelecekte çocuklarımızın kullanacağı kaynaklar olarak düşünerek kullanmalarını sağlamak için. Bu eğitim zaten çok sık verilen bir eğitim değil. Çevre ve atık yönetimi, enerji ve tasarruf eğitimi olarak biz bunları yılda bir defa verme zorunluluğumuz var. Ama siz daha sık veriyorsunuz. Ama biz daha sık veriyoruz. Yani her ay bu planımız da var. Yani en geç ikinci ayda bu eğitimi veriyoruz. Çünkü aramıza yeni personeller katılıyor. Bilgiler tazeleniyor. Bu açıdan da güzel oluyor. Peki, var mı başka bizden sakladığınız projeleriniz? ben de bu kadar. Bu kadar mı? Sizde var mı? Şu an için bu kadar. Bu kadar mı? Tamam. Evet. Bunların hepsi o zaman Şubat'ta ve Mart aylarında olacak olan etkinlikler. Tabii Şubat, Mart ve Nisan aylarında, yani yaz dönemine kadar bu etkinliklerimizi tamamlayacağız. Sonra farklı etkinlikler olacak. Tabii. Onlardan da haberimiz olur herhalde. Kesinlikle. Peki, iş hayatında kadının yerini konuşalım dedik. Evet. İş hayatında kadının yeri nedir? Ve bunun toplumdaki etkileri nelerdir? Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi Fadime Hanım bir açılışta ufak bir bahsetmişti zaten. Geçmiş yıllara göre kadınlarımız daha fazla iş hayatında rol oynuyorlar. Bunun yanı sıra şöyle bir şey de var. Kadın yönetici sayımızda da bir artış var. Kadın çalışan sayısı evet arttı. Ama yönetici olarak çalışan kadınlarımızın eğitim seviyesi yükseldikçe daha da arttığı böyle istatistiksel olarak gözlemlenmiş. Çünkü kadınların şöyle başarı sağlamalarında bazı etkenler olduğuna inanıyorum ben. Yani bunlardan bazıları işte kadınların daha çok duygusal zekaya sahip olmaları, empati güçlerinin daha yüksek olması, takım çalışmasına daha yatkın ve uyumlu olmaları. Ya tabii bunu hani kadın erkek olarak ayırmak açısından söylemiyorum. Biraz daha kadınlar bu yönde gelişmiş olarak görülüyor. Yani istatistikler de bunu söylüyor. Raporlamalar o şekilde. Raporlamalar o şekilde.
Bu açıdan baktığımızda hani kadınların artık iş hayatında daha yoğun çalışmaları, daha ilerlemeleri, daha yönetici, daha vasıflı çalışmalarında bu etkenler de gerçekten başarılarını etkiliyor. Bizim otelimizde çalışan kadın sayısı tabii ki erkek oranına göre biraz daha düşük. Ya sadece bizim otelimizde değil, şöyle söyleyeyim, Türkiye genelinde çalışan kadın sayısı %35-40 aralığındayken çalışan erkek sayısı 15 yaş üstünde %60-66'ları buluyor. Bunun da tabii geçmişten gelen bir sayısı var. Yani geçmişten gelen bir yükü var. Şu an artış gösteriyor tabii ki. Daha fazla çalışan, daha fazla hani yönetici olan sayı bu şekilde artıyor. Peki kadın yöneticiler kabul edildi mi? Bence edildi. Edildi mi? Edildi. Evet. Peki o zaman ne önem söyleyeceksiniz bu konuda? Sizce kabul edildi mi? Bence de edildi. Zaten ilk başta da bahsettiğim gibi hani yıllar öncesiyle şu andaki toplumumuz, yani günümüz aynı şekilde değil. Yıllar önce hani bir kabul edilmeyiş vardı. Evet. Hani toplum işte yadırgıyordu, hani erkek çalışır kadın çalışamaz tarzında, ama şu an bu yıkıldı. Hani bunu zaten görebiliyoruz, her alanda kadınların başarısı görülüyor. Hani tabii Fatma Hanım'ın da bahsettiği gibi hani kadın erkek ayrımı kesinlikle yapmıyoruz. Hani sadece kadın da şu an toplumdaki yerini ispatlamış oldu, ekonomik özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Çok güzel bir şey. Şimdi orada bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Şimdi geçmişte tabii ki erkek evi geçindiriyordu. Fakat şu anda tek başına bir geçindirmek gerçekten zor. O yüzden hani eş olarak çalışmak, işte evde birden fazla kişinin çalışması, bunlar da gerçekten ekonomik açıdan da katkı sağladığı için hani orada da kadınların önü açılmış oldu. Yani bu da benim farklı bir düşüncem yani. Hani bu şekilde iş hayatına girdikten sonra toplum da bunu daha kabul edilebilir, daha hani güzel olarak görmeye başladı kadınların çalışmasını. Çünkü neden? Ev ekonomisine katkı sağlayan kişilerden birisi de o yani. Kadınlar. Evet, evet. Tabii. Peki kadınları artık her sektörde görüyoruz. Tabii. Kadın işi erkek işi diye bir şey var mıdır? Kadın işi erkek işi diye bir şey yok. Yapabilirler değil mi her işi? Tabii ki. Bence her işi yapabilirler. Sizce var mı? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yok mu? Yok, evet. İş hayatında başarıyı ne götürür? Bunu daha genel soruyorum. Size, çalışma hayatındasın. Başarılı olman için nasıl bir yol izlemen gerekir sizce? Mesela insan kaynaklarısınız. Siz personelle alakalı bir dolduruluyor herhalde değil mi? Tabii. Formlar oluyor, dolduruluyor. Tabii. Siz o formları doldururken neyi gözlemliyorsunuz? Şimdi çalışanlarımızın ilk öncelikle başlamadan önce bir mülakat sürecimiz oluyor tabii ki. Mülakat sürecinde biz doğru kişilerin doğru işlere yerleştirilmesini sağlıyoruz. Yani yanlış bir pozisyona, yanlış bir kişiyi yerleştirmek hem o kişiye zarar verecektir hem bize zarar verecektir. Çünkü yani vakıf olmadığı ya da yapamayacağı bir işte o kişiyi sorumlu tutmak gerçekten ona verilmiş en büyük ceza olur. Peki bu sadece CV'siyle anlaşılıyor mu? Hayır, CV'siyle anlaşılmıyor. CV bizim için sadece öngörü, fakat güzel bir öngörü. Bizim şöyle CV sorunsallarımız da var insan kaynakları olarak. CV'nin doğru bir şekilde doldurulması, mülakatın doğru bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Yanlış doldurulmuş veyahut da eksik doldurulmuş bir CV'de bizim de ilerlememiz güçleşiyor. Çünkü onun vereceği genel bilgilerle benim onun hakkında soracağım sorular, bakış açım, izlenimim veyahut da açacağım konular biraz daha farklı olabiliyor. Çünkü onun ilgi alanına ve benim beklentilerimi karşılayacak konuları konuşmamız gerekiyor. O konularda kendisini analiz etmem gerekiyor. Bu açıdan bakarsam yani doğru bir CV ile doğru ilerlemiş olurum. Bu açıdan CV önemli. Tabii ki hani mülakatı yapıyoruz. Mülakat sürecinden sonra kişide bir ön bilgimiz oluyor. Kişinin uygunluğuna göre yerleştirdiğimiz pozisyonda onun 2 ay deneme süremiz var bizim. Genelde sektörde bu şekildedir. O 2 ay içerisinde çalışmasını doğru gözlemlememiz gerekiyor. Şimdi ben bir insan kaynaklarıyım. Tüm personelin işleyişini, işte gün içindeki o işteki verimliliğini tabii ki ölçüyorum. Fakat ben biraz dış gözden ölçüyorum.
bir önceliğimde departman müdürü vardır. Departman müdüründen o iki ay süre içerisinde doğru gözlemlenmesini, o kişi hakkında, bu işe uygunluğu hakkında doğru bilgiler vermesini sağlıyorum. Departman müdürümüzün de benim de iki ay sonunda bir şeyimiz, anket olarak analizimiz oluyor. Yani deneme sürecini değerlendiriyoruz. Bu süreci değerlendirdikten sonra eğer bu iş için uygunsa ve gerçekten hani yapabilecekse bu kişiyle devam ediyoruz. Sorumuz neydi? Sorumuz da bunları kapsıyordu. Evet. Yani çalışan, yani şuradan giriş yaptık. Çalışanlarımızı doğru yere yerleştiriyoruz, evet. Ama doğru bir şekilde devam etmelerini de sağlamamız gerekiyor. Sirkülasyon çok başarılarını söylemiştiniz. Çok pardon. Başarılı olmalarını, hani başarılı mı değil mi, bunu nasıl ölçebiliyoruz? Şimdi bizim hani bir kişinin görev tanımında olması gereken vardır. Bir de performansının üstü vardır. Yani bu performansı bizim doğru anketlerle ve performans değerlendirmeleriyle de tabii ki ölçümünü yapıyoruz. Fatma da çok güzel anlatmıyor. Sadece dinlesek yani mi? Saatlerce anlattım. Teşekkür ederim. Sirkülasyonun çok olduğunu düşünüyorum ben sizde. Hani o iki aylık deneme süresince evet başarılı değil o kısım olabilir, evet. Ama sanki personel değişim oluyormuş gibi. Mesela sizin o resepsiyon bölümleri falan var ya. Oralarda genel belki olarak yönetici değişim de çok mi olmuyordur. Turizm sektöründe turizm genel sektörü olarak sirkülasyon, turizmde sirkülasyon fazladır. Şöyle, idari kadroda çok fazla değildir. Fakat operasyona geldiğinizde fazladır. Çünkü kalabalık bir departmanla çalışıyorsunuz. Farklı beklentiler var. Şöyle de bir şey var. Öğrencilerin mesela günübirlik kendini kurtarmak isteyen öğrenciler ve kariyer yapmak isteyen öğrenciler olarak ayrılıyor. Bu tabii dışarıda da var. Sadece öğrenci olarak da değerlendirmemek lazım. Orada sirkülasyon oluşuyor tabii ki. Ama genel anlamda resepsiyon ve idari kadroda çok büyük sirkülasyonları yaşamıyoruz. Operasyonumuzda biraz daha fazla oluyor bu. Peki bu piyasalardaki dalgalanma sizi etkiledi mi? Yani bu dönemde bir personel çıkarımı oldu mu? Personel çıkarımından ziyade şu şekilde ilerliyoruz. Biraz personel alımımız durdu. Ya da çıkan personelimizi şu an biraz beklettik. Bu da bir öngörüdür. Hani çok böyle büyük bir kriz ya da personel çıkarımı gibi bir şey yaşamadık. Normal kadroyu korudunuz. Kadroyu korumaya çalışıyoruz. Peki aynı soruyu size de sorayım bakalım, siz de nereye gideceğiz? İş hayatında başarıya ne götürür? Bu sefer sorumuzu da yani şöyle, hani şimdi Fatma Hanım tabii insan kaynakları açısından baktı. Evet. Hani ben genel anlamda baktığım zaman en önemli süreklilik. Yani devamlılık çok önemli. Hani az önce de bahsetmiştik. Ara verdiğiniz zaman hani tekrar aynı pozisyona geri dönemiyorsunuz. Yani en önemli süreklilik, onun dışında kararlılık, başarı zaten devamında getiriyor. Ben şu an istediğim konumdayım açıkçası. Hani yıllar önce kendime dedim ki ben ziyafet satış yetkilisi olmak istiyorum. Ve inandım, hani çok zorladım, uğraştım hani ve bu zamana geldim. Hani tabii ki kolay olmadı. Hani turizmde zaten bayağı bir çaba gerekiyor bazı şeyler için, bir şeylerin oturması için. Ziyafet satışı istememin sebebi de onu açıklayayım. İlk başta yiyecek içecek departmanı kökenli servis personeli olarak stajıma başladım. Sonrasında da bu şekilde devam etti. Hani yiyecek içeceğin içinden geldiğim için bu alan bana daha yatkın diye düşündüm. Hani işte servis personelleri daha çok işte restoranı, salonu tanır. İşte yemekler nasıldır, nasıl yapılır, işte içeriği nedir. Hani yapımını değil de içeriklerini vesaireyi bilir. Hani bunu sevdiğim, yatkın olduğum için hani çabaladım ve bu konuma geldim. Hani dediğim gibi devamlılık, süreklilik ve inanmak çok önemli. Bu şekilde başarıya ulaştıracağını düşünüyorum. Ben firmaların, yani bütün sektörler için söylüyorum bunu, bu dışa açılan kapılarının çok kritik olduğunu düşünüyorum her zaman. Mesela satışın, kurumsal pazarlamanın, iş geliştirme departmanlarının bence en kritik departmanlar. Kesinlikle. Çünkü öyle. Hiç tanımayan birine direkt onlar gidiyor, direkt onlar temas ediyor. Öyle, evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani onların o anda ruh hali nasılsa, nasıl anlatıyorlarsa firma direkt öyle tanınıyor.
Çünkü bizde de öyle. Hani biri gelip de işte şunları şöyle yapıyoruz, bunu böyle yapıyoruz, şu tarz çalışmamız var dediği zaman direkt hani firmayla bağdaştırıyorsun. Demek ki bu firma bunları yapıyor. O zaman şu kısımlarda biz ona çalışamayız ya da şu kısımlarda evet tamam çalışabiliriz diyorsun. Öyle değil mi? Evet, yani sizin böyle ruh halinize göre bir değişikliği oluyor mu? Ya da diyor musunuz ben bugün yok ya tanıtamayacağım herhalde görüşmeyin falan. Yani ister istemez hani psikolojik olarak oluyor ama misafirle karşı karşıya geldiğim zaman o durum tamamen kalkıyor. Hani o açıdan sıkıntı çekmiyorum ama tabii ki insan hani psikolojik olarak işte hazır olmayabilir. O an morali bozuk olabilir ama her zaman biz hazır bir şekilde işte kendimizi moral olarak motivasyonu yükselterek misafirlerle görüşmeleri sağlıyoruz. Şimdi orada şöyle bir şey var. Biraz çok düz basit bir şey olacak ama Cem Yılmaz'ın bir turizm ve otelcilik hakkında videosu var. Orada mutfaktan gelirken böyle bağırarak çağırarak ve salona girdiğinde bir Fransız garson olarak servis yapması videosu var. Bir ara izleriz. Çok hoşuma gidiyor. Turizm bence de o. İçeride ne yaşarsak yaşayalım, ne olursa olsun dışarıya sahneye çıktığımızda bambaşka olması gerekiyor her şey. Olamıyorsak turizmci olamayız zaten. Böyle bir şey var. Aidiyet duygumuzun da gelişmiş olması gerekiyor. Yani firmamıza ve yani yaptığımız işe saygı duyarsak, gerçekten onu sahiplenirsek gerçekten başarılı oluruz. Ama kendi psikolojimi ben misafire ya da dışarıya işe sürekli yansıtıyorsam orada ben gerçekten başarılı olmam mümkün değil. Yani turizm de bunu kaldırmıyor. Evet. Az hiçbir önce bahsettiğiniz de çok aldı. Birçok sektörde kaldı. Hani bir kişi geliyor işte firmasını tanıtıyor her anlamda dediniz. Hani farklı sektörlerde. Hani orada kişi sonuçta firmayı, şirketi nerede çalışıyorsa orayı temsil ediyor. O çok önemli. Hani ben sonuçta Fadime olarak bir misafirle görüşüyorum ama ben aslında orada otelimi temsil ediyorum. Tabii, evet. Hani benim orada yanlış bir kelime kullanmam hani orada kimse oteli görmez. Yani daha doğrusu Fadime'yi görmez. Şey der hani otel çok kötü der. Halbuki orada hani sorun benimdir. Hani bu noktada çok önemli. Hani o yüzden biz hep moralimizi, motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz. Hani her zaman misafirlere işte inisiyatifli ve hoşgörülü şekilde yaklaşıyoruz. Hani çünkü onların yerinde biz de olabiliriz. Tabii. Hani çok ince bir çizgi o. Hani o yüzden bu doğrultuda çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Valla ben sağlık sektöründeyim. Biri geldiği zaman şu kıyafetinden başlıyorum bir bakmaya. Belki doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum ama onu temsilen gönderdiyse demek ki kendini de gördü. Kendini o kişi de gördü ki gönderiyor diyorsun yani. Bir bizler firmalarımızı yansıtan kişiler olmalıyız. Kıyafetimize, konuşmamıza diyorum ya aidiyet duygusu gelişmişse eğer gerçekten oraya yani şöyledir. Bizim kapıdan girdiğimiz anda yani orada artık imza mı atıyorsak parmak izi mi yüz mü okuyor hani nerede olursak olalım oradan geçtikten sonra her şey bambaşka olmalı. Yani orası neyi istiyor yani benim işim ne ben o işi yapmalıyım. Her şey dışarıda kalmalı. Oradan çıktığım zaman da her şey orada kalmalı. Neden? Çünkü benim özel hayatım veyahut da dışarıdaki evim, ailem orası bambaşka. Yani içerideki yaşadığım şeyleri de dışarıya yansıtmamam gerekiyor. Hani bu ayrımı yaparsak, bu şekilde titiz davranırsak, mantıklı düşünerek gerçekten başarılı oluruz. Bu sınırı korumamız tabii lazım. Ki. Peki var mı benim unuttuğum bir şey? Sizin söylemek istediğiniz? Benim yok. Başka itiraf etmedi. Şu an için yok. Yok mu başka sakladığınız, evet. Bizden gizlediğiniz? Peki o zaman. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz Zildan Hanım. Çok sevindik. Sağ olun. İnşallah 2-3 Mart'ta da yalnız bırakmayacağız sizi. Bekliyoruz her zaman. Sağlık kulübü için de kesinlikle bekliyoruz. Tamam. En kısa zaman bu sefer geleceğim. Bekir Beyler'e de hep geleceğim dedim. O zaman onları tekrardan gitmedim. Geri dönüş yapmadım. Tamam. Biz bekliyoruz. İnşallah bekliyoruz en kısa zamanda. Siz de geleyim sağlık kulübüne. Güzeldi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim Ekoanaliz programının şimdilik sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.